Merhaba kıymetli izleyicilerimiz. İslam Düşünce Tarihi Kitaplığı kanalında yeni bir canlı yayınla karşınızdayız. Bugün konuğum Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Sayın Profesör Doktor Ahmet Kayacık hocam. Hocamla Profesör Doktor Nikola Reçer'i konuşacağız. Onun mantık ilmine katkılarından, düşüncelerinden ve eserlerinden bahsedeceğiz. Sayın Reçer her an hayattadır, 90 küsur yaşında. Eğer bizi izleme imkanı varsa ona buradan selamlarımı gönderiyorum. Programdan önce her zamanki gibi birkaç hatırlatma yapayım. Sorularınız olursa canlı yayının altındaki yorumlar kısmına yazacağınız soruları ben hocamın konuşması bittikten sonra hocama yönelteceğim. Süremiz 40-45 dakika arası, sorularla beraber azami bir saat sürecek. Hocam sözü fazla uzatmayayım, size bırakayım sözü. Ahmet Hocam buyurun lütfen. Evet, merhabalar arkadaşlar. Bugün öğrencim, hem öğrencim arkadaşım Ömer'in de bahsettiği gibi Nikola Reçer'in eserleri ve düşünceleri, özellikle de mantık ilmine katkıları ve özellikle de lojik diye adlandırdığı bir serisi var kendisinin. Onlarla ilgili görüşlerini sizinle paylaşacağım. Nikola Reçer 1908 Almanya Hagen doğumlu. 1938'de ailesiyle birlikte Amerika'ya göç ediyor ve orada eğitim hayatını sürdürüyor. Üniversite eğitimini devam ettiriyor. Arkasından da 1952'de bildiğim kadarıyla doktor üniversite bitirdikten sonra Princeton Üniversitesi'nden onun doktora tezi Leibniz'le ilgili. O kendisinin tarihçesinde bahsettiği gibi daha çok öğrencilik yıllarında matematik ve mantığa ilgi duyuyor. Bunun üzerine bir takım yönlendirmelerle mantık okumaları yapmaya başlıyor. Bu mantık okumalarından sonra daha sonraki yıllarda da mantık ve felsefe ağırlıklı olarak çalışmalarına, okumalarına devam ediyor. 1959 yılında Amerikan ne diyelim Milli Varlık Fonu'ndan ya da varlık tamam demeyelim de bir burs alıyor ve bunun bursla birlikte Arapça mantık üzerine ya da Arapça mantık üzerine çalışmalar yapmaya başlıyor. Bunu biz Arabik lojik diyoruz. Arapça yazılan mantıklar manasında kullanıyoruz. Burada kendisi amaç olarak Arapça mantıkla ilgili onun tarihçesini özetleyen ve gelişmelerini ortaya koyan ve mantıkçılar da bahsedecek olan bir kısa, sinoptik, özetleyici eser ortaya koymayı planlıyor. 1959, 64 ve daha sonraki 60-68'e kadar devam eden eserler silsilesinde bu konuyla ilgili sanırım 6-7 tane veya daha fazla eser ortaya koyuyor. Burada temel eser onun kendi ifadesiyle diyelim Arabic Logic adlı eserin bu eserin ortaya konulması. Benimdeki işte gösterdiğim mesela daha sonra yeni baskısı ama asıl olan şu tarzda bizim kendimiz çıkarttığımız bir eser. Bu eser 1964'te basılmış bir kitap. Arap mantığının ya da Arapça yazılmış mantığın diyelim gelişimini özetleyen bir kitap. İki bölümden oluşuyor. Birinci tarafta Arapça mantıkla ilgili tarihi gelişimler yaklaşık 80 sayfa. İkinci bölümde ise mantıkçıların gelişimini içeren bir kitap. Bu kitap bu çalışma serisinin, çalışma dizisinin temelini oluşturuyor. Diğerleri ise, diğer eserleri ise onlardan diğerlerinden de bahsedeyim. Diğeri dediğimiz bu ikinci kitap The Studies in History of Arabic Logic diye ikinci kitap. Sırasının belki ek fazla olabilir Galen and Syllogism diye bir kitap. Bu seri içerisinde çıkmış bir kitap. Yine
Farabi'nin Short Commentary on Isoperiodics diye, Periodics diye bir kitabı var. Yine bu dönemde Farabi ile ilgili bir kitabı, Hindi ile bir kitabı çıkıyor. Ve yine bu dönemde, bu dönem çalışması içerisinde Arap felsefesi üzerine, Sadis'in Arabik filozofi üzerine makalelerden oluşmuş bir kitap. Bunlar o dönemde ortaya konulmuş, ne diyelim, toplam 6 tane bir eser. Bu eserlerde asıl olan onun Development of Arabic Logic eseridir. Diğerleri bu çalışmalarda sanki bir yan ürün gibi ortaya konulmuş, anlaşılmıştır. Tabii ki daha sonra yeni zamanlarda da bunların Studies of History of Arabic Logic diye yine bir baskısı yapılmış diyelim. Tabii ki biz Türkiye'de bu eserleri bilenler varmış. 1960 küsürlerde Nihat Keklik kendi Mantık Tarih kitabı yazarken bu development'dan bahseder ve belli bir açıdan da tenkit eder. Ben kendim bu eserle tanışmam 90'lı yılların başlarında oldu. Doktora dönemi çalışmaları yüksek lisansın bitiminde. Daha sonra 1992'de falan bunu Arapçasıyla karşılaştım. Bu kitabın Arapçası 85 yılında yapılmış. Kahire Üniversitesi hocalarından Muhammed Mehran tarafından Arapça çevrilmiş. Ve bu Arapça çevresinde ayrıca ne diyelim ekler var ve bazı notlar var. Kısmi olarak tenkitler de var. Yine onun Studies on History of Arabic Logic adlı eseri de yine bu da Arapça'ya çevriliyor. Bu da Dirasat fi Tarih Hamantik Arabi diye Muhammed Mehran'a öğrenci tarafından Arapça'ya çevriliyor. Bu iki eseri bizde var. Biz de bu sanki onların takipçisi gibi olarak Development of Arabic Logic'i İslam Mantık Tarihi olarak çevirdik. Ve öbürünü de ise yine İslam Mantık Tarihi Araştırmalar olarak çevirdik. Dolayısıyla da bu da bize Rickel Fischer'in mantıkla ilgili görüşleri, özellikle Arabic Logic mantıkla ilgili gelişmeler hakkında bize bilgi verdi ve bunun üzerine de biz 2019 yılının Ekim'inden 2020'nin Nisan'ının sonuna kadar diyelim bir Amerika ziyaretimiz oldu. Burada kendisiyle görüşmelerimiz oldu. Onun hakkında bir çalışma yapmayı planladık. Bu çalışma ise henüz daha yayınlanmadı. Bizlerimizde mevcut olmakla beraber böyle bir kitap. Rickel Fischer'in mantık üzerine görüşleri diye. Rickel Fischer sadece mantık ya da Arabik mantıkla ilgili çalışmalar yapmamış. Çok değerli mantık, felsefi mantık, sembolik mantıklarla ilgili çalışmalar da yapmış. Bunlardan bir eseri hemen gösterebilirim size. Mesela bir onun 1964'te yaptığı mantığa giriş adlı kitabı ve aradan yıllar geçmiş 2005 ya da 6 olması lazım. Şu an bakıyorum. Bir mesela epistemik mantık kitabı gösterebilirim. Onun genel olarak mantık felsefe ağırlıklı eserlerinin artı eksi 200 olduğunu söylersem çok değişik gelecek belki de sizlere. 400 üzerinde de makaleleri var. Bana verdikleri Rickel Fischer'in eserleri ve çalışmalarına ilgili bir liste vardı. Bu toplam 37 sayfadan oluşuyordu. Tabii ki Türkiye'de Rickel Fischer'in çalışmaları ya da onun hakkındaki bilgiler çok az. Yani bu benim tarafından birisi çevrim, birisi editeden kitaptan başka onun 101 anekdottayı da alıntıda sanırım felsefe diye bir çevirisi yapıldı. Onun dışında çok az bilinmekte olduğunu söyleyebilirim. Bu açıdan özellikle felsefe tarihi ya da genel felsefe ile ilgili yaptığı çalışmaların önemli olduğunu ve çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Onun özellikle mantıkla ilgili, Arabik Logik ya da Arapça mantıkla ilgili çalışmasını şöyle detaylandırabiliriz.
İslam mantık tarihi olarak çevirdiğimiz eserde de görüleceği üzere bu eserin şeyi özellikleri diyelim. İlk önce Arap mantığı dediği kendisinin bölümde toplam 6 bölümde bu eseri ele alıyor. Bu eserin ilk bölümünde ne diyelim Arap mantığının gelişimi veyahut da ilk yüzyıl olarak 809. yüzyılları alıyor. İkinci döneminde diyelim. Burada ilk yüzyıllarında işte ne diyelim Arap İran mantığının Araplara geçişindeki durumlar ya da olaylar. Burada Abbasları dönemindeki destek ve bu döneme ait çalışmalar ve bu dönemdeki gelişmelerin seyrinden bahsediyor. İkinci bölüm kendisinin First Flower'ın diye adlandığı Arap mantığının ilk gelişimi diye adlandırdığımız işte 9 ve 10. yüzyıllar. Buna burada daha çok Bağdat Okulu öne çıkıyor. Bağdat Okulu'nun dönemindeki tartışmalar, meydana gelen olaylar, temsilciler, yine bu dönemdeki mantıkçılar ve bu dönemin ne diyelim önemli gelişmeler burada veriliyor. Daha sonraki 3. bölüm İbn Sina yüzyıl olarak adlandırılıyor. İbn Sina'nın altında geçen yüzyıl. Bu dönemde işte mantığın seyri, İbn Sina'nın etkisi ve İbn Sina'nın ortaya koyduğu yenilikler ve genel olarak o tarz olarak kendi çalışmalarının bu çalışmasında her dönemdeki önemli gelişmelere kitabın bölümünün sonuna koyuyor. Daha sonrası aynı tarzda İbn Sina, İbn Rüşd çağı olarak adlandırılıyor. İbn Rüşd bittiği zaman yaklaşık 13. yüzyıla geliyor. Kendisi burada bir okullardan bahsediyor. Kendisinin Doğu ve Batılı okulları adına oraya ortaya koyduğu Doğuların başta İbn Sina, Batıların başta Farabi'nin olduğu bir okullar çatışması ya da okullar ortaya koyuyor. Burada kendisi bu belirlemiş olduğu plana göre bir takım içerikler veriyor tabii ki. Arkasından yine bu dönemdeki 13. yüzyıldaki gelişmeler olarak şey yapılıyor, veriyor. Arkasından da uzlaşma dönemi ve öğretmenler asrı diye bir bölüm ayırıyor. 6. bölüm diyebiliriz. Burada da daha önceki okulların çatışması diye verdiği içeriklerin bu kez uzlaştırılması olarak içerikler sunuyor ve yine bu dönemdeki mantıkçılar ve bunların sunduğu eserler ve bunlara bağlı olarak da bu dönemdeki gelişmelerden bahsediyor. Kısa kitabın birinci bölümü böyle. İkinci bölümü ise ne diyelim yaklaşık 166 mantıkçının adını veriyor. 8. yüzyıldan 1550'ye kadar, yani 16. yüzyıla kadar en son kişinin verilen kişi burada Ahderi, ki Ahderi de vefatı 1546. Toplam 166 kişinin mantıkçının adını veriyor. Buradaki sistem ise mantıkçıların verilme sistemi ise öncelikle kişinin hayatını veriyor çok kısa olarak. Onun arkasından mantık eserleri veriyor. Mantık eserlerinden de öncelikle kitapları ne veriyor varsa. Tabii ki yoksa otomatikman listeye alınmıyordur. Arkasından bunlara dair tercümeler, arkasından bunlara dair çalışmalar ve bunları yazarken hangi kaynaklardan istifade ettiğini veren D oluyor. Daha sonrasında da bu kişinin Arap mantığının gelişimindeki, yani bu alan içinde, alandaki gelişimle ilgili bir takım içerikler veriyor. Tabii ki bu eser yöntem olarak güzel. Çünkü birincisi kişiyi tanıtıyor. Arkasında eserini veriyor, çalışmalar veriyor. Kimler çalışmış? Arkasından da kaynaklarını veriyor ve son olarak da yani bu kişi bu alanda ne ifade eder, ne önemi vardır tarzında bir içerik veriyor. Tabii ki kendisinin yine söylediği gibi ya da konuşmalarımızda, görüşmelerimizde de belirttiği gibi bu Reşer bu eserinde geniş çaplı bir içerik ele alamamıştır. Çünkü amacı burada geniş çaplı bir eser yazmak değil, mantığın gelişimi, Arap mantığının gelişimi, Arapça mantığın gelişimini özetleyen bir eser sunmaktır. Bu sebeple bu eser çalışmasında yer almayan ya da yer alamayacak tarzdaki içerikler de daha başka eserlerde ele almıştır. Mesela diyelim ki şu eserde
The Development of Arabic Studies in the History of Arabic Logic'te burada birinci esere sığmayacak ya da içerik içerisinde dahil edilemeyecek konular burada ele alınmış, sunulmuş. Bu eserden bahsetmek istersek mesela bu eser içerisinde 10 makale ele alınıyor. Burada 10 makalede birincisinde Arap mantığının özeti diye sanki şu kitapta ya Development'ın birinci bölümünün özeti gibidir. Daha sonra Farabi'nin mantık genellemelerinden bahsedilir. Daha yine kendiyle ilgili Aristoteles organonuyla ilgili bir şey var. Makale var. Yine Farabi'nin varlık ve yüklemleriyle ilgili tartışması var. Yine ne diyelim gelecek mümkün geleceklerle ilgili bir tartışma var. Yine burada 10. yüzyıldaki bir mantık savunması ile ilgili bir durum var. Harezmi'nin Miftah-ı Ulum ile ilgili bir mantık bölümü var. İbn-i Sina'nın şartlı önermelerle ilgili bölüm var. Ebu Said Deniyye'nin Modar Kıyas'a ile ilgili içerikleri var. Ve İbn-i Rüşd ile ilgili bir çalışma var. Ekranda gözüken şu an eser bunun ilk baskılarından bir tanesi. Öyle diyelim. Bunun dışında yine kendisi 1964 yılında Türkiye'ye gelip bir Topkapı'dan bir yazma eseri kullanarak Galen ve Silojizm dediğimiz yani özellikle mantıktaki dördüncü şeklin ortaya çıkaranının, sahibinin, keşfedenin diyelim Galen olduğu ispatlamaya çalıştığı bir eser. Ona dayanmakta yani bir yazmaya dayanarak. Yine bu çalışmaları esnasında Farabi'nin birinci analitiklerin tercümesini yapıyor. Bu birinci analitiklerin tercümesi de İngilizce tercümesini yapıyor. İlk tercümesi oluyor. Burada da Mübahat Türker Hanım'ın yapmış olduğu Türkçesini ve Arapçasını birlikte verdiği metinin Arapçasından faydalanıyor. Onu söyleyelim. Bu eserde ise Arabik filozofi üzerindeki çalışmalarda ise yine çalışmaları esnasında öyle diyelim çalışmaları esnasında gördüğü fakat kitaba dahil edemediği şeylerin bazı çalışmaları ayrı basımları ayrı bir yerde bir araya getirmesi çalışılıyor. Burada yine mantıkla ilgili olanlar Yahya bin Adi'nin mantık saatiyle ilgili 4 sanat, İbn Sina'nın sorular mantığı, ondan sonra bunlardan bazıları, İbn Asal'ın mantıkla ilgili tartışmaları var. Bunları alıyor. Burada ki önemli şeylerin bir tanesi de konulardan bir tanesi de Arap felsefesinin Batı'ya etkisi diye bir başlık var. Burada Reşer Arap felsefesinin Batı'ya etkisini kabul etmez. Yani daha çok İslam felsefesiyle ilgili bir konu olarak. Burada özellikle Müslümanların orijinallikleriyle ilgili bir takım şeyi vardır. Yani katkılarla ilgili bir takım itirazları vardır. Ona göre değişen sadece eğer felsefeyi bir şeye benzetirsek İslam felsefesi ya da genel olarak felsefeyi bir chess yani satranca benzetirsek burada tahtalar ve oyun şeyler aynı oradaki oyun taşları aynı olduğunu değişenin sadece oyuncular olduğunu söylüyor. Tabii o yıllarda yani 60'lı yıllarda bu söylenenin adları belirtilen eserlere çok sayıda hem Müslüman ve Müslüman olmayan taraflardan eleştiriler geliyor. Bu eleştirilerde temel noktalar şöyle belirleyebiliriz. Mesela çok geniş olacağı beklentisi olmuş bu kitabın. Çünkü daha önceki çıkan yani 1964'ten önce çıkan özellikle Studies'in sonra Arabik 63'te çıkıyor. Bu çıkınca o zamanki yazarların, eleştirmenlerin beklentisi daha büyük oluyor. Fakat onların kafalarında daha geniş çaplı bir eser beklentisi var. Bazı kişilerin daha ve da olayların detaylandırılması var. Fakat anlaşılan kadarıyla okuduğumuz zaman bu eleştirileri, bu beklentileri karşılamamış oluyor. Ama ancak hepsinin ortak şeyi şu,
Bu eser İslam felsefesi ve İslam felsefesi, İslam mantığı da Arapça mantığı çalışacak her bir araştırıcı için çok önemli bir kitaptır. İçerik olarak, yöntem olarak ve özellikle bibliografik olarak çok önemli yardım olacağı düşünülüyor. Bu eleştirmenlerden bazıları Muhsin Mesdi, Macit Fahri, Muhammed Arkun, Montgomery Watt, yine Batı'dan Seymour Feldman ve birçok adlar şu an aklıma gelmeyen kişiler var. Burada dikkat çekici bazı şeyler, yönlerden de bahsedelim. Mesela bu eleştirmenler Nikolaus'u eleştirirken onun bazı şeyleri, filozofları ya da mantıkçıları diyelim, kısa aldığından bahsediyorlar, az aldığından bahsediyorlar, yani az yer verdiğinden bahsediyorlar. Bu anlamda mesela bir söyleyebilir, Gazali bize göre, bizim İslam dünyasında çok önemli bir filozofyada düşünür olarak gördüğümüz, onun mantıkla ilgili görüşlerine ya da yerine dair çok az katkıda bulunur, yani çok az bilgi vermektedir. Yine batılı olup da daha çok Hristiyan Yahudi kökenli filozof kişiler ise onun mesela İbn-i Meymune ya da Maymunides diye ifade edilen kişiye daha çok az yeri verildiğinden bahsediliyor. Buna Reşer kendisi cevap veriyor belli bir seviyede. Yine anladığım kadarıyla onları tatmin etmiyor. Yine şunu söyleyebilirim. Söyleyebileceğim. Mesela Farabi'ye daha çok eserlerinde yer verir. Çünkü onlara o kadar ulaşmış. Yani ben kendisine sorduğumda niçin mesela Arapça kaynaklara yer vermediğinde eserlerinde bazı yerler kullanırken İngilizce'ye şey yaptım. Ben kendi bulunduğum üniversite kütüphanesinde ki eserleri kullanarak bunları yazdım dedi. Dolayısıyla da direkt eserlerinde Arapça eser kullanmamıştır. Mesela şeyden alıntı yaparken, İbn-i Rüşd'den alıntı yaparken onun Rosenthal çevirisini kullanmıştır. Daha sonraki zamanda 80'li ve 90'lı yıllarda yapılan onun Arapça çevirilerinde biraz önce ilk başta da gösterdim. Mesela bu çevirde Muhammed Mehran onun bazı görüşlerini tenkit eder. Mesela bu tenkitlerin daha çok onun bazısında yazım yanlışları yahut da Arapça metinlerde alıntılarında ki eksiklikleri yanlışlıklarına şey yapar. Tabii ki bu Arapça çevirirken direkt Arapçasını veriyor. Özellikle de onun ilk cümlesi vardır. İngilizcesindeki ona bir itiraz eder. Çünkü ona göre der bu ilk cümlesinde Arap mantığının Batı felsefesiyle de mantığıyla hiçbir bağlantısı yoktur ya da ilişkisi yoktur gibi bir cümle kullanır. Burada Muhammed Mehran ona karşı çıkar ve bunun doğru olmadığını söyler. Ve buna dair görüşten ileri sürer. Buradaki yine önemli bir tartışma da bu dönemlerde kitabın adının Arabik Logik olmasıdır. Arabik Logik olunca çünkü the development of Arabic kelimesi kullanılınca sanki bir ırkı andırması bize böyle bir görüntü veriyor. Bu sebeple hatırladığım kadarıyla Nihat Kekli bu esere bu açıdan karşı çıkıyor. Yani eserin adının böyle olmasına karşı çıkıyor. Ama kendisi ve daha sonraki mütercimler bunu açıklıyorlar. Diyorlar ki burada Arabik kelimesinden kasıt Arapça yazılmış olan eserlerde. Yani dil kastediyor, ırk kastedilmiyor. Çünkü burada Arapça yazanlardan sadece Araplar yok. Türkler var, İranlılar var, Arap Hristiyanlar var. Dolayısıyla da buradaki herhangi bir ırk değil de Arapça olarak katkıda bulunan herkes kastedilmiş buradaki şeyler, içeriklerde. 2000'li yıllara geldiğimiz zaman bu eserle ilgili olarak yine İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde mantık çalışmaları yapan Tony Street 2004 yılında sanırım bu Handbook of Philosophy mantık tarihiyle ilgili bir el kitabının bir kısmı, bir ansiklopedik eserlerin birinci cildinde
Arabic Logic diye bir bölüm yazar ve burada da tarih yazılıcılığı, ne diyeyim, Arap mantığı tarih yazılıcılığı açısından konuya girişir. Bu kitap ise bunu, o bölümü Arapça, özür, Türkçe'ye çevrilmişti Harun Kuşlu tarafından Sakarya Üniversitesi'nde. Burada Tony Sitri Drescher'i birkaç yönden eleştirir. Bu birinci şey eleştiri onun bu özellikle development'ın birinci bölümündeki şeydir, sınıflamalardır. Yani şey sınıflaması bölümlere ayırmakla ilgili şeydir. Mesela oradaki yaklaşık 1000 yıllık bölümlere ayırmasını tenkit eder Tony Street. Ama kendisi de bu şeyi yazdığı kitapta ya da bölümde diyelim kişileri esas alır. Çünkü şeyde ona göre bir takım gelenek şeyler, yıllar, yani hanedanlar esas alınmıştır. Kendisi ise kişiler esas alarak bunu yapar. Bölümlemeleri yapar. İkinci olarak da Sonu Street'e göre tenkit edilen konuların bir tanesi bu okullar meselesidir. Yani bir takım doğru batılı okullar diye bir okullar ayrılmış. Burada temsilciler verilmiş ve bu buradaki ayrım ona göre yanlıştır. Kısaca öyle diyelim. Daha sonra yine Arapça mantıkla ilgili çalışmalar yapan kişilerden bir tanesi de Harid el-Ruayhib'tir. Burada yine tenkit edilen, iki kişi tarafından da özellikle Harid el-Ruayhib tarafından tenkit edilen ve genel olarak da yine İslam dünyasındaki yeni mantıkçılar, mevcut mantıkçılar tarafından da böyle dikkat çekici şekilde tenkit edilen konu Reşer'in özellikle 15. yüzyıldan sonra ve daha öncesinden de başlayarak İslam dünyasındaki yazıların, çalışmaların böyle bir kemikleşme, ossification ya da durgunlaşmaya uğradığı söyleniyor. Yani orijinal eserlerin türetilmediği, üretilmediği ve sadece şerh, haşiye, şerhler-i şerhi, haşiler-i haşiyesi tarzında eserler üretildi. Bunların da bir orijinallik içermediği tarzındaki tartışmadır. Bu tartışma şey tarafından özellikle ele alınıyor, geniş şekilde ele alınır. Ruahib tarafından 2010 yılında çıkan kitabında ve oradaki özellikle şerhlerin orijinallik içermediği tarzındaki tartışmaların gerçeğe yansıtmadığını, bunun önceden gelen oryantalistlerinden kaynaklanan bir ön yargı olduğunu ifade eder. Ve yine şeyhlerin çok önemli ve içeriklerinin de orijinal özelliklere, bilgilere sahip olduğu örneklerle detaylı olarak ifade edilir. Tabii ki ben bu Reşel'le ilgili tartışmalarda ya da yeni kitap çalışmada diyelim bunları kendim mümkün olduğunca ortaya koymaya çalıştım. Çünkü özellikle de bu şeylerle ilgili, şerhlerle ilgili, yani bu şerhlerin değeri önemli ilgili olarak başka yazarların da görüşleri var. Bunlardan bir tanesi de yine Ruahib'den başka Esat Q. Ahmet ve Margaret Larkin'in birlikte yazdıkları bir şeydir ki yine burada haşiyenin önemi ortaya çıkarılıyor. Ülkemizde de bu şerhler ve haşiyelerle ilgili olarak bir değerlendirme var, olumlu anlamda yani. İsmail Kara Hoca bu konuda bir kitap ortaya koymuş ve şerhler ve haşiyelerin önemini ortaya çıkarmıştır. Şimdi bu söylenenlere ilave olarak ya da özetleyici olarak biz tabii daha çok özellikle onu Arabic Logic bizi ilgilendiren tarafıyla konuştuk. Öbür taraftaki yani mantık yani klasik olmayan mantıklar ya da felsefi mantıklar ya da genelde sömürlük mantık ya da modern mantık tarzındaki içeriklerle ilgili olarak
kendimizi ne diyelim şey görmüyoruz, yetkin görmüyoruz yorum yapabilmek için. Ama ben kitapta bir takım şeyleri kullanarak, daha eleştirmeden görüşlerini kullanarak onları vermeye çalıştım. Daha çok değerlendirme tarzında, kritik tarzında değil. Şey olarak Reşer'in genel manada bu alandaki katkılarla ilgili, yani genel mantık ya da felsefi mantıkla ilgili katkıları bağlamında bir şey söylemek gerekirse, ben onun kendisiyle birlikte hangi eserleri okumam gerektiğine dair bir liste şey yapmıştık. Bu listeden bize kendisi bir şey yaptı. Yani şunu oku, şunu oku. Hatta sırası belirledi kendisi, öyle diyebiliriz. Bunlardan birisi ilk önce mantığa giriş, Introduction to Logic kitabını size gösterdim onu biraz önce. Daha sonra Hypothetical Reasoning diye şartlı akıl yürütme gibi bir eseri var. Onu okuduk, baktık. Emirler mantığı ya da komutlar mantığı ile ilgili bir kitabına baktık. Felsefi mantıktaki konular diye bir kitabına baktık. Çok değerli mantık diye bir kitabına baktık. Temporal logic diye süreli ya da zamansal mantık olarak çevirebiliriz. Bu esere baktık. Modalite üzerine çalışmalar, şartlılar, infinite regress diye kitabına baktık. Yani yine bazıları var. Hepsini söylemiyorum. 13 kitabına bakmış olduk. Onun genel olarak, yani bazısını biz kendimiz değerlendirebiliriz. Sevdi görmüyorum kendimi. İlgili alanı uzmanlara değerlendirebilir. Çok sayıda eserleri var. Onun özellikle bu alanda ortaya koymuş olduğu bazı yenilik ya da keşifler, keşif değil mi? Yenilik tarzında söyleyeceğimiz şeyler var. Bunlardan bir tanesi de Reşer niceleyicisi. Bildiğiniz üzere işte niceleyiciler nedir? Önermelerde azlık çoklu bilinen ifadelerdi. Gene biz de her ve bütün olarak veya da bazı olarak, tümel ya da tikel olarak, olumlu olumsuz daha çok şey yapıyorduk. A ve E, yani tümel ve tikel olarak şey yapıyorduk. Bir de onun ortaya koyduğu most, en çok, en fazla niceleyicisi var. Bununla ilgili bir yazısı var. Yazısı ve çalışmaları var. Bu belirtilmiş. Onun dışında yine genel olarak fuzzy logic mantık babında diyelim. Reasoning Manner Inference Engine diye bir şey var. Fikirleri var. Yenilikleri var. Yine Reasoning'in bulunduğu fakültede, Pittsburgh'da Brandom diye bir filozof var. Bunların ortaya koyduğu Reasoning Brandom Semantics for Paraconsistent Logic diye. Yine Temporal Logic de The Reasoning Reported in Temporal Logic diye bir eser var. Ya da yenilik var. Bunları söyleyebilirim. Üniversitenin, o Pittsburgh Üniversitesi'nin felsefe bölümünde en çok çalışan, en çok ne diyelim, eser ortaya koyan kişi budur. Bölümün her tarafında bu kişinin eserlerini görebilirsiniz. Yine aynı üniversite tarafından onun adına felsefe ödülü şey yapılıyor, düzenleniyor. Bunlardan geçen yıldakine katılmıştım kendim ben. O kişi de felsefeye katkılarından dolayı tabii ki ödül alıyor. 17 adet mesela felsefeyle ilgili kitabı vardı. Bunu da söyleyebilirim. Ben tabii çok kısa geçtim. Fazla detaya giremedim. Bunları söyleyebilirim. Şu an itibariyle söyleyeceklerim bu kadar olduğunu söyleyebilirim. Sorular gelirse onlara da yanıt ya da cevaplar verebilirim. Ahmet Hocam, çok teşekkürler. İsterseniz Sayın Reşer'in çalıştığı üniversiteyi ekrana getireyim Ahmet Hocam. Tabii getirebilirsiniz. Biz de bir, eğer açıklarım bir şey olursa. Evet. Yani sorun olursa bu manada üniversite eğitimle ilgili olarak da söyleyebilirim. Evet. Burası, şimdi geldi zannediyorum. Evet. Burası Pittsburgh Üniversitesi'nin Fen Edebiyat Fakültesi. 36 katlı sanırım. Buranın G, yani zemin katında böyle kantinimsi asansörler var ve bilgisayar laboratuvarları yer alıyor. Yine öğrencilerin böyle dolapları dediğimiz eşyalar koydukları yerler var. Ve birinci katında da bana çok değişik gelen Nations Room dedikleri ülkelere ait odalar var. Yani sınıflar
bazı ülkeler adına donanımlanmış, sınıflanmış, şey yapılmış, düzenlenmiş ve burada o ülkelerin şeyi var. Aslında ben resimler çekmiştim ama bu seneki resimleri de paylaşamadım. Yani mesela Türkiye'nin odası var, emriyim işte, Almanya odası var, ne bileyim işte, Arap, başka odalar var buralarda. Aynı zamanda sınıflar. Ama o ülkenin resimleri, kültürü, süslemeleri vesaire orada görebiliyorsunuz. Yine burada birinci kartın orta kısmında belki bazı şeyler olmuştur. Öğrenciler ders çalışıyorlar. Yani ders çalışma ortamı var, kütüphane gibi, yine asansörler var. İkinci ve sınıflar oluyor. Dördüncü, daha yukarı gittikçe bölümler oluyor. Mesela 10. kat felsefe bölümüydü. 11. kat ne diyelim? Bilim tarihi bölümüydü. Birbirine aynı şeydeydi. Yani birbirini geçirebiliyordu. Tabii Türkçe bölümü de vardı. Orada az konuşulan diller arasında Türkçe bölümü de vardı. Onların bazı şeylerine katıldım diyelim. Orada derslerine katıldığımı söyleyebilirim. Felsefe bölümündeki derslere de katıldım. Onu da söyleyebilirim. Onun dışında hemen oranın mesela karşı tarafında kütüphane var. 5 katlı bir kütüphane vardı. Öğrenciler harır harır ders çalışıyorlardı. Derslerde, dinlediğim derslerde tabii şey oluncaya kadar, pandemi oluncaya kadar derslere katıldım ben. Yaklaşık böyle 8 hafta falan ve artı eksi. Bu mesela bu şeye baktığımız zaman bu resmin bana göre tabii ki sol tarafındaki bina orası kütüphane. Hillman Library 5 katlı bir kütüphanedir. Arka tarafında daha on sol tarafındaki de şeydir, öğrencilerin sosyal faaliyetlerini vesaire yapacakları yer olarak karşımıza çıkıyor. Bu tarafta bak bir şey, küçük şey görüyorsunuz. Kilise gibi bir şey, oranın kilisesi gibidir yani, onu söyleyelim. Ve yine sol tarafta, alt tarafta bu parkın bu sol tarafında kütüphane, orası da kütüphane ve bu tarafa doğru gidildiği zaman, yani orası bu resmin sol tarafına, bu tarafa doğru gidildiği zaman başka bir üniversite karşımıza çıkıyor. İleri doğru gidildiği zaman orada yuvarlak iki tane, aslında üç tane o blokta, onlar öğrenci yurtları, ondan söyleyebilirim. Ve üniversitenin diğer bölümleri sağlı sollu olarak, mesela daha ilerisinde hukuk fakültesi var. Daha arka taraflarda da işletme falan dediğimiz bölümler var. Sağ tarafta da yine böyle bir müze var, yine askeri müze var. Ve üniversitenin diğer sosyal ortamları var. Daha ileride de tıp fakültesi ve yukarı kısımlarda mühendislikle ilgili bölümleri var. Buranın adı KETI, aslında katedral, yani Cathedral of Learning diyorlar. Kısaca KETI olarak adlandırılıyor. Burada daha çok sosyal bilimler ve fen bilimleri burada veriliyor. Onu söyleyebilirim. Mesela Religious Studies var. Arabik bölüm var. Bunlardan bahsedebilirim. Ahmet Hocam, 36 katın her bir katı bir bölüm müdür, fakülte midir? Yani alttaki 3 kat falan dedim ya, onların bir kısmı sınıflar. Yukarıdaki tabii bölümler ve ne diyelim, bölümlerde aynı zamanda derslikler de var. Küçük çapta, büyük çapta. Ve aynı zamanda hocaların odaları, yahut da mesela orada çalışma yerleri falan var. Gençler için odalar var. Öyle söyleyebilirim yani. Evet. Ahmet Hocam, çok teşekkür ediyorum. Tekrar bir izleyicimiz Beyza İrem Hanım, Sayın Richard Davidson'ın öğrencisi mi diyor? Donald Davidson'ı kastediyor zannediyorum. Yok yani, sadece bir tane hocası yok onun. Çok sayıda hocadan istifade etmiş. Kendisi şeyinde var, hayatıyla ilgili benim kitapta da yer alıyor. Onun şeyi değil yani, daha 1950 küsürlerde doktorasını bitirdiği için yani onu tam onunki değil yani, başka öyle söyleyelim. Ama kendisi çok çalışan, hayatını anlattığına göre günlük 10 saat felsefeyle, yani çalışmayla hep kendisini meşgul etmiştir yani. Henüz mesela şu an bile internet kullanmaz. Çünkü internetin faydalı olsa bile zararın çok olduğunu, insan çok meşgul ettiğini düşünüyor. Kendisi üniversitede mesela ki verilen bütün şeyler hepsini almıştır. Ne diyelim, derecelerin çok sayıda, mesela Avrupa'da olsun,
yine Amerika'da olsun felsefeyle ilgili ödüllerin hepsini almıştır. Böyle akademilerden, akademilerin başkanları seçilmiştir, onur üyesi olmuştur. Mesela yine 70'li yıllarda özellikle yazları şeyde ders vermiştir. Neydi ona da? Cambridge tarafının öbür üniversite, Oxford'da ders vermiştir. O zamanlarda mesela 70 yaşında falan üniversitede o zaman bir şey varmış, bir derece varmış. Free profesörü ya da ne bileyim üniversite profesörü gibi, yani hiç bağlantısı olmuyor gibi, daha sonra kalkmış. Yani verilen distinguished ya ne diyelim seçkin profesör ünvanları falan almış. Yani biz Türkiye'de az bilindiğini söyleyeyim ama oraya gidince anlıyorsunuz. Yani değerini ya da önemini anlıyorsunuz. Onu söyleyebilirim. O arkadaş hayatını okursa daha detaylı bilgi alabilir. Onu da söyleyeyim. Evet Ahmet Hocam çok teşekkürler. Kıymetli izleyicilerimiz, bugünkü konuğum Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Sayın Profesör Doktor Ahmet Kayacık Hocam'dı. Sayın Nikola Reçer'i konuştuk. Eserlerinden, düşüncelerinden bahsettik. 200 civarında kitap, 400 civarında makalesi var dedi Sayın Hocam. Bizim Doğu'nun ifadesiyle oldukça velut bir yazar olduğunu biz öğrenmiş olduk. Genç akademisyen arkadaşlarımıza ilham kaynağı olacağını ümit ediyorum. Ahmet Hocam, katkılarınızdan ve katılımınızdan dolayı tekrar ben çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Estağfurullah. Yani Nikola Reçer'le ilgili herhangi bir kimse çalışmak ya da bilgi almak isterse benimle bağlantı kurabilir, bundan söyleyebilirim. Evet, bunu da duyurmuş olalım. Bir başka canlı yayında görüşmek üzere kıymetli izleyicilerimiz.